Evet, buyurun bayan beyler, size yeni bir harem modeli. Mecburen tıraş oluyoruz, haram mı işliyoruz? Bununla beraber tıraş eden berber işi gereği usra kullanıyor, o da haram işliyor mu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hamsun minel fıtra, aşun minel fıtra buyuruyor. Beş şey fıtrattandır. Yani sünnetun min sünenil enbiya, peygamber sünnetlerindendir. Onlardan biri nedir? Vefirul liha, sakalı bırakmak. Dolayısıyla sakal bırakmak sünnettir. Ama kesmek fıtrata muhalefettir. Fıtrata muhalefet olduğundan kesmek haram. Kesene haram var mı? Elbette ona da haram vardır. Sakalı kesmek de berber için o da haram olur. Ama aralarında bu haramların derece farkı vardır. Mecburen tıraş oluyoruz. Haram mı işliyoruz? Bununla beraber tıraş eden... Evet. Soru gelmiş vatandaşa. İsmini söylemiyorum. Ses tonundan anlamışsınızdır kim olduğunu. Bunlar sünnet hastaları. Hatta bunun meşhur bir sözünü de hatırlatayım. Ne diyordu? Sesimizi açtık mı ya? Açtık herhalde. Açmışız. Buhari çökerse, Müslim çökerse din çöker diyen zihniyet bu. Evet, basit soru soracağım. Etek tıraşın da fıtrattan. Of, onu da kesmek fıtrata aykırı olur mu acaba? Diye sormak lazım. Bıyık da erkeğin fıtratında var. Bıyığı niye kesiyorsunuz? Veya çok kısaltıyorsunuz? O sünnetten değil mi? Saç uzatmak sünnetten değil mi? Benim açımdan demiyorum. Benim açımdan öyle bir sünnet münnet yok. İnsan kendine neyi yakıştırırsa, tabii edepli olmak kaydıyla, insanların gözünü rahatsız etmemek kaydıyla onu yapar. Tıraş olması gerekiyorsa tıraş olur. Sakalını kesmesi gerekiyorsa keser. Ama buna haram demek cehaletin ta kendisidir ki bunlar zır cahil. Zır Kur'an cahili bunlar. Israrla, inatla adına sünnet vurdukları bir takım görüntü hastalıklarını adına da sünnet diyerek ısrarla savunuyorlar. Kur'an-ı Kerim'de peygamberin sünneti diye bir şey yok. O zaman Mekke'deki bütün müşrikler hep sakallıydı. Demek ki hepsi sünnete mi uyuyordu? Ebu Cehil de sakallı. Ki o dönemde, ki her dönemde sakallı insan da vardır. Sakalsız da vardır ama çölde yaşayan insanlar genellikle sakallı olurlar. Çünkü yüzlerinin yakılmasını da bir nevi engeller sakal. Anlatabiliyor muyum? Veya belli bir yaştan sonra erkekler genellikle sakal bırakırlar hafif. Ama bunu peygamber bıraktı veya fıtratımızdandır diye bırakılmaz. Mecbur da değil, haram maram değil. Bunlar dillerini evirip çevirip haram helal uyduran kişiler. Yani bir defa Allah'a muhalefet ediyorlar. Peygambere uyuyoruz diye Allah'a muhalefet ediyorlar. Peygambere de uydukları yok zaten. Peygamberin sakal kesmek haramdır demez. Bir kere bunu kesinlikle demez. Ama bunlar uyduruyorlar ya. İşte az önce birini dinledik bir önceki programlarda. Ne diyordu? Adam İmam-ı Şafii 4 sene anasının karnında durmuş. Keramete bak ya diyor bir de öbürü dinleyen. İşte bunlar o kafalar. Ve bu adam doçent. Fıtratın ne olduğundan haberi yok. Ya kıl fıtrat falan değil kardeşim. Fıtrat insanlık ahlakıdır. Huydur, huy. Bilmiyorsan öğren fıtratın ne olduğunu. İnsan vücudundaki kıllar, tüyler fıtrat değil. Önce fıtratın anlamını bir öğren bakayım. Sen ne anlama geliyor? Fıtrat insanın insanlık huyudur.
Onun dışına çıktığın zaman hayvanlaşırsın. İnsanlık ahlakıdır fıtrat. İnsan olmaktır yani. Hem de Müslüman olmadan önce insan olmak. Fıtrat budur. Fıtrat bıyık bıyık, sakal, kirpik, kaş, göz, saç değil. Ama bu din tahripçileri, bu düzenbazlar insanları Kur'an'dan uzaklaştırmak, Kur'an ahlakından uzaklaştırmak, efendim Kur'an anlayışından uzaklaştırmak için kendilerince uydurdukları bir peygamber sünneti diye olur olmaz yalanları din diye yutturuyorlar. Üstelik de haram helal koyuyorlar. Bu onlara yeter. Allah.